Merhaba arkadaşlar, Mümin Albarakan'da hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta %100 kupa kazacağınız yöntemi göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi en son videodan bu yana 2856 kupa oldum arkadaşlar. Dediğim gibi %100 kupa kazacağınız yöntemi göstereceğim. İsterseniz onu göstereyim size. Şuraya geliyoruz arkadaşlar, savaşçılara. Savaşçılarda gördüğünüz gibi benim mesela diyelim Shelly ile 318, Nita ile 283, Colt ile 338, yani hepsi resmen eşit gibi burada gördüğünüz gibi. Bütün karakterlerini kullandım. Kaç tane var? 12 tane. Ben hepsini kullandım. Arkadaşlar siz de mesela şurada benim 12 var, yani 22 tane varsa 22'sini de kupa kasmaya özen gösterin. Çünkü arkadaşlar mesela 133 şey ya burada Jessamine 103, onun kendisinin ayrıten bir de kendi kupanız, toplam kupanıza ekleniyor. Mesela Nita, Jesse, Colt, yani hepsi toplanıyor, sizin toplam kupanız oluyor arkadaşlar. Onun için hepsini eşit dağıtmanız gerekiyor. Mesela arkadaşlar hepsini 150 yaparsak, mesela benim şu an tahminen 2500'e civarı oluyor arkadaşlar. Hani hepsini siz 200 yaparsanız, mesela hepsini 200'e eşit yaparsanız bütün karakterlerinizi, hani 200-250, 15 tane olursa bir 2000'i bulursunuz, 2000'i geçerseniz, hani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 318 yaptım. Bir de ayrıca ikinci olarak mesela şu an benim rütbe şu an Shelly'de 15, yani 318, yani 300 geçtiğinizde rütbeniz mavi şeklinde oluyor. 300 geçtiğinizde ayrıca mesela burada ne, şu karakter şurada görüyorsunuz, yani hesaplaşmada isminiz gözükmüyor arkadaşlar. Hani daha çok zorlaşıyor, yani profesyonellere beraber oynuyorsunuz resmen arkadaşlar. Bu şekilde mesela 200'ün altında olduğundan isminiz gözüküyor zaten. 0 ile 200 arasında çok kolay arkadaşlar oyun, hani kupa yükselebilirsiniz. Hani sizin için de kupa kasmak için birebir bir yöntem. Hani 0'dan mesela diyelim benim şu Jesse. Ben onun bu Jesse ile hesaplaşmada 7. ya da 8. olsam bile, yani 0 kupa ya da 1 kupa yiyorum. Hani ne kadar kupanız düşük olursa o karakterle, o kadar mesela 10. olsanız bile ne, resmen -1 yersiniz resmen. Hani kupanız ne kadar yüksek olursa, mesela ben Colt'la bir hesaplaşmaya girsem en az 5. olmam gerekiyor ki bana bir kupa versin. Hani çok zorlaşıyor. Ne kadar kupanız yüksekse o kadar yüksek olmanız gerekiyor, yani sıralamada 1 2 3'e girmeniz gerekiyor. Mesela ben Colt'tan ilk 5'e giremezsem, ilk mesela 6. olduğumda -1 -2 yiyorum. Hani bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bir karakterle isterseniz savaş yapalım bu arada. Ben bugün Bull'dan oynuyorum arkadaşlar. Hiç oynamıyordum. Şimdi Bull'dan oynayacağım. Hatta nerede oynasak, hesaplaşmada tekke tekte oynayacağım. Buraya geliyoruz. Burada size ayrıca bir şey göstereceğim. Mesela siz burada hemen bulsunuz, hani güçlüsünüz. Hemen gidip rakiplere karşı direkt savaşmayın. Kaçın, hani ilk 5 kalana kadar saklanırsanız daha iyi olur. Mesela şu enerji de önemli değil. Çünkü bir anda gidip adama yenilirseniz, mesela 10. olduğunuzda bir eksi yiyebilirsiniz. Onun için böyle saklanarak oynarsanız hani daha iyi olur sizin için, kupa kasmak için. Allah, kaç kaç kaç. Şu Nita'nın esas öldürüyordu beni. Bildiğiniz gibi Nita'nın özel gücü ayısı. Ben bu Bull'un sevmediğim özel yeteneğini sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle ilerliyor, yeri kırıyor gibi, kazıyor gibi gidiyor. Fazla iyi değil benim için. Bir de hani ne kadar gideceğini siz ayarlayamıyorsunuz. Hani onun bir limiti var mesela. Oraya kadar gitmesi gerekiyor. Benim için biraz saçma geliyor.
Ama sizin kararınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da onu sevebilir. Gördüğünüz gibi biz böyle saklanacağız. Şu an 6 kaldı. Gördüğünüz gibi 5 kaldı. Hadi bu şeyli iyi öldürdü. Güzel de bak arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 kişi. Böyle bekleyin arkadaşlar. Hani şu gaz alana daralana kadar bekleyin arkadaşlar. Şu iyice daralana kadar. Çekelim şuradan. El birim o. Git lan. Allah Allah arkadaşlar, bu da bize bela oldu şimdi bu. Şimdi bu çıkacak, öldürecek beni, o olacak. Arkadaşlar biliyordum Bull'un orada olacağını, yani dediğim gibi gösterdim size arkadaşlar, dedim hani Bull çıkacak öldürecek beni. Olsun arkadaşlar, yani bakalım kaçıncı oldu. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani sakin olup saklanarak kupamızı aldık, 3 kupa, hani böyle 3 kupa yükselebilirsiniz. Bak arkadaşlar, ayrıca şey de aldık, jeton da aldık. Bu şekilde arkadaşlar jeton da alıyorsunuz ayrıca. Bir de ayrıca arkadaşlar size göstereyim. Bak buna çok önem verin. Şurada oyunu tuşu var ya, oyunu tuşun üstünde mesela 2 saat 2 dakika yazıyor. Orada artı 20 jeton diyor arkadaşlar. 2 saat 2 dakika sonra hani 20 jeton veriyor size ayrıca. Hani o dakika bittiğinde 20 jeton ekleniyor. Ondan da savaş ettiğinizde size ekleniyor jeton. Hani onunla da önem verin. Ayrıca şurada mesela ödül avındaki şey var. Onun kazanırsanız size şu büyük kutuyu açmak için size jeton veriyor. Bunlara da önem verin arkadaşlar. Ayrıca isterseniz şu bizim bir ücretsiz açalım. Hadi arkadaşlar, bir efsane bir patlatıyormuşuz. Ah be, olmuyor arkadaşlar. Çünkü hani şu kalan öğe 2 yazıyor ya. Orası 3 olursa geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Aha bul geldi. A ve Nuta kalan şey verecek arkadaşlar. Etkinlik bileti verecek. Ah be. Bildim arkadaşlar. İki tane etkinlik bileti verdim. Arkadaşlar bu şekilde. Mesela ben bu bulu bugün kastım. Hani siz bilmiyorsunuz ama arkadaşlar, ben bugün kastım. Bugün içinde, hatta fazla bir değil. 2 saat içinde 238 kastım. Hani 2 saat de değil arkadaşlar. Hatta 1,5-2 saat içinde 238 tane kupa kastım. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi hepsini eşit kupaya getirin. Ve ondan sonra da bir en sevdiğiniz karakterle ya da sevdiğiniz karakterlerle devam edebilirsiniz oynamaya. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hani sizi kupa kasma yöntemi olarak bilgilendirmiş imdir. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, bir like atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone değilseniz hala, kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.